Sayın Abdülhamit Gül Efendi salonumuza teşrif edilmişlerdir. Değerli Yargıtay Başsavcım, çok değerli Bakan Yardımcım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanım, Yargıtay Başsavcımız, Başsavcılığımızda çalışan çok değerli Yargıtay Savcılarımız, Sayın Valim, çok değerli Afyon Başsavcım, Komisyon Başkanım, İdare Mahkemesi Başkanım, rektörlerim, garnizon komutanım, jandarma komutanım, il emniyet müdürümüz, baro başkanımız, çok değerli Afyon protokolü, değerli yargı mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, Yargıtay Başsavcılığımızın yıllık değerlendirme toplantısında hukuki konuların ve özellikle reforma ilişkin, ceza adaletine ilişkin önemli başlıkların konuşulacağı bu toplantının açılışında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve bu duygularla hepinizi en kalbi sevgi ve saygılarımı hepinize sunuyorum. Toplantıdan çıkacak bütün sonuçların ülkemize, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yargıtay kararlarıyla, içtihatlarıyla ülkemizde hukuk uygulamasına yön veren yüksek mahkemelerimizden biridir. Başsavcılık Teşkilatı da 150 yıllık birikimin ve geleneğin taşıyıcısı olarak bu önemli kurumun çok önemli bir uzvudur, parçasıdır. Az önce görevlerini hep beraber bir kez daha hatırladık. Hukuki denetimde üstlendiği çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Yine gördük, 200 binin üzerinde dosyanın geçtiğimiz yıl sizlerin elinden geçerek hukuki mütalaya dönüştüğünü ve içtihat birliğini sağlanması için çok önemli katkılarınızın olduğunu bir kez daha görmüş bulunduk. Özellikle ülke ortalamasını yansıtan uygulamanın şumullü bir resmini sizler fotoğrafını çekiyorsunuz. Ve tüm bu kararların denetimi anlamında da Yargıtay Savcılığı'nın çok özel bir konuma oturtmaktadır yapmış olduğunuz görev icabı. Ve özellikle bu çalıştayda ve başlıklar itibariyle de hem ceza politikasına yön verecek, Adalet Bakanlığımızın da istifade edeceği çok önemli çıktıların burada ortaya çıkacağına inanıyorum. Değerli Başsavcım, kıymetli yargı mensupları, Cumhuriyet Savcısı eski adıyla Müdde-i Umumi, yani kamu adına, toplum adına iddiada bulunan muhakeme sürecini başlatan kişidir. Hükümden önce savunmanın karşısında öne sürülen temel tezin sahibidir Cumhuriyet Savcısı. Aynı zamanda sürecin kanunlara ve usule uygun biçimde ilerlemesinin de garantörü ve denetleyicisidir. İddia makamında bulunsa da içinde sanığın da haklarının bulunduğu bütün bir kamuyu temsil eder. İşlenmiş suça bir suçlu bulmak değil. Savcının görevi işlenmiş bir suça suçlu bulmak değildir. İşlenmiş suçun failini ortaya çıkarmak, efsane ve anlatılan değil. Sadece maddi gerçekliğin, hakikatin peşinden koşmak Cumhuriyet Savcısının temel görevidir. Savcılık Teşkilatı ceza muhakemesinin ana mutfağıdır. Adli soruşturma bu mutfakta olgunlaştırılır, deliller toplanır ve yeterli şüphe eşiğine ulaşıldığında kamu davası açılır. Suç, en basit anlamıyla, tanımıyla fail ve toplum arasındaki bir çatışmadır. Bu çatışmayı gidermenin ilk ve en önemli adımı da adil bir yargılamadır. Adil ve etkili bir yargılamanın şartlarını oluşturmaktır. Çok değerli yargı mensuplarım, Cumhuriyet Savcılarının
soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazı gibi birbirini takip eden aşamalardaki görevleri içerisinde bana göre en önemlisi en baştadır. Yani adli soruşturma safhasıdır. Soruşturma işlemleri düğmenin ilk iliklendiği yerdir. Muhakemenin ileriki aşamalarındaki hatalar telafi edilebilir. Ancak soruşturma aşamasındaki yani düğmenin ilk iliklendiği aşamadaki hata veya gecikmelerin bedeli çoğunlukla hakikatin ta kendisidir. İlk düğme yanlış iliklenirse hakikate ulaşmakta çok önemli hatalara sebebiyet verilebilir. İşte zamanında toplanmayan bir delil, usulünce muhafaza edilmeyen bir bulgu, suç anının yeniden oluşturulmasını imkansız hale getirebilmektedir. Yani o olayı, o suçun işlendiği saate geriye dönüp alamıyoruz. Eğer düğme doğru iliklenmezse. Bu önem sebebiyle. Soruşturma işlemleri usul kanunumuzda oldukça ayrıntılı biçimde tarif edilmiştir, düzenlenmiştir. Bu ayrıntılı düzenlemelerin bir diğer ve belki de önemli nedeni, esaslı nedeni ceza muhakemesi ile temel hak ve hürriyetler arasındaki gerilimli ilişkidir. Ceza hukuku bir yönüyle hak ve hürriyetleri koruyucu bir işleve de sahiptir. Diğer taraftan sınırlayıcı, müdahale edici bir etkisi de bulunmaktadır. Suç şüphesinin henüz hakikat değeri kazanmadığı soruşturma aşamasında başvurulan tedbirlerin hemen hepsi temel hak ve hürriyetler üzerinde kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Ceza muhakemesinin bu temel özelliği hak listesiyle birlikte muhakemeye özgü usulü güvencelerin de anayasa metinlerine taşınmasını beraberinde getirmiştir. Hatta denilebilir ki ceza muhakemesine ilişkin kurallar anayasanın uygulama kanunlarıdır. Ceza ve muhakeme hukuku ile hak ve hürriyetler arasındaki bu yakın ilişki, ceza adaleti sistemi ile ilgili çalışmaları her zaman gündemimizin üst sıralarına tutmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu Mayıs ayında kamuoyuna açıklanan ve hazırlanırken de Yargıtay Başsavcılığımız, Yargıtayımız başta olmak üzere tüm yargı mensupları ve toplumun her kesimiyle müzakere edilerek hazırlanan yargı reformu strateji belgesinde temel amaçlardan biri de ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasıdır. Bu amacın çok geniş çerçevede oluşturulduğu ortadadır. Etkinlik nasıl sağlanacak? Bunun tek bir cevabı yoktur. Burada bu soruyu sorsak tüm arkadaşlarımızdan farklı birçok cevap gelecektir. Bunun tek bir formülü yoktur. Maddi ceza hukuku normlarından usul hükümlerine, uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümünden infaz sistemine, insan kaynağından fiziki ve teknik altyapıya kadar geniş bir alanda bir gözetilmesi gereken gelişim çizgisini hedefliyoruz. Ancak temelde amacımız ceza adaleti sistemini hiçbir sosyal maliyete yol açmadan doğru ve adil biçimde işletmektir. Suçla ve suçlulukla mücadele ederken en başta masum insanları incitmemektir. Bir tek suçun bile cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz. Ancak bir tek masumun bile haksız bir şekilde suçlanmasına, gereksiz işlemlerin muhatabı olmasına da asla ama asla tahammül edemeyiz. Bunun için ceza adaleti sistemini kendi amacına hasretmek zorundayız. Araçsallaştırılmasına asla ama asla müsaade etmemek zorundayız. Adalet mekanizmasını araç olarak kullanan FETÖ'nün sistemde yarattığı tahribatı sizlere uzun uzun anlatacak değilim. Bu husustaki en büyük sonuçları, tahribatı bilen arkadaşlarımız sizlersiniz. Sadece bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu ülkede demokrasi ve hukuku ortadan kaldırmak, seçilmiş cumhurbaşkanına, hükümete, demokratik kurumlara ve millete kasteden bu hain de
bu hainlerle, bu hain örgütle mücadelenin bir boyutunun da bu hainlerin çarpık ahlak ve hukuk anlayışıyla hesaplaşmak olduğuna da inanıyorum. Hukuku paspas gibi çiğneyenlere cevap olarak hakkı ve hukuku yücelttiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağız. Onlar da yaptılar. Onlar zamanında yapmışlardı. Bu usulü çiğnemişlerdi. Bu kanunu görmemişlerdi diyen bir hukuk adamı olamaz. En büyük cevap, en büyük adalet hukuk dairesi içerisinde hukukun gereğini yerine getirmektir. Bu hain terör örgütüyle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından birisi, önemli kurumu da Türk yargısıdır, cesur savcılarıdır, yürekli hakimleridir. Bu gerçeğin herkes tarafından hatırda tutulması ve bu mücadelenin neferlerinin yıpratılmaması, itibarsızlaştırılmaması vicdan sahiplerinden beklentimizdir. Vicdan sahibi olmayanlardan böyle bir beklenti ve hassasiyet zaten beklemiyoruz. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Kamusal eleştiri her alanda olduğu gibi kurumlarımızın sivil ve demokratik denetiminde de temel bir araç olarak yargıya da güç verecektir. Yargı mensuplarının da önünü aydınlatacaktır. Çünkü yargının tek sahibi millettir. Yargının yegane ideolojisi de adaletin kendisidir. Bundan en ufak bir sapma halinde yakınmalara kulak vermek ve gidişatı gözden geçirmek hepimiz için bir vazifedir. Yargı reformu stratejimizin temel vizyonu güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir. Topluma güven vermek, yargısal karar ve tasarrufların toplumu teskin etmesi, maşeri vicdanı tatmin etmesi gerektirir. Yargı hakem vasfıyla ihtilafları bitirmelidir, derinleştirmemelidir. Son söz makamı olarak tartışmaları dindirmesidir. Yeni tartışmaları alevlendirmemesidir. Doğru ve adil kararların, tasarrufların toplum tarafından doğru anlaşılması, bunun için sağlıklı bilgilendirme kanallarının kurulması da bu bakımdan büyük önemlidir. Çok değerli başsavcım, değerli katılımcılar, güven veren adalet, suçla mücadelede cezanın etkili ama kuvvetli yan etkileri de bulunan bir ilaç olduğunu bilmektir. Bu ilacın gerekliliğine ancak ve sadece kanun koyucu ve kanunu onun iradesine uygun biçimde uygulama yükümlülüğü altında bulunan hukukçu karar verebilir. Diğer taraftan ceza hukuku başvurulacak bir son çare, son adres haline gelmelidir. Ceza adaletinin bu özelliğini ortaya çıkarmak için soruşturma ve kovuşturma kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan adil yargılanma hakkı da gözetilerek kovuşturma öncesi araçları geliştirmenin önemine inanıyoruz. Muhakeme sistemimizin öngördüğü tek celse prensibine uygun biçimde delillerin eksiksiz toplanması ve kamu davalarının olgunlaştırılarak açılması için iddianamenin iadesi kurumunu birinci yargı paketinde revize ettik. Savcı bütün delilleri toplamalı ve elde ettiği bulgular, deliller en başta kendisini ikna ediyorsa bunu mahkeme önüne taşımalıdır. Beraat sonucunu bile bile kamu davasını açmak, kamusal kaynaklar kadar vatandaşın güven duygusunun da israfıdır. Bile bile beraat edeceğini bile bile ben açayım mahkeme karar versin diyerek vatandaşı 2 yıl, 3 yıl mahkeme önünde süründürmenin hiçbir şekilde izahı mümkün değildir. Ceza adaletine de hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Ve bizim bu konuda millet olarak beklentimiz, savcı önce kendisi ikna oluyorsa delil ve bulguyla o vatandaş hakkında dava açsın ve vatandaşın şüpheli olarak, sanık olarak mahkemenin önüne çıkmasını sağlasın. Savcı ben açayım mahkeme karar versin. Mahkeme ben karar vereyim istinaf yanlışsa bozsun. İstinaf ben karar vereyim yanlışsa Yargıtay bozsun diyerek vatandaşı ve ceza adaleti duygusunu incitmek
kimsenin hakkı değildir. Bu konuda en başta yargı mensuplarının büyük bir özen göstermesi tüm milletimizin ortak beklentisidir. İstatistiklere baktığımızda durumun çok kötü olmadığını görüyoruz. Ancak alınacak hayli bir uzun yolumuzun olduğu da gözükmektedir. Kesinleşen 2018 yılı istatistiklerine göre bir önceki yıldan devirle ilk derecedeki savcılık birimlerimizin önüne 9 milyon 250 bin civarında dosya gelmiştir. 2018 yılında 9 milyon 250 bin dosya savcılarımızın önüne gelmiş. Faili tespit edilememiş dosyaları bir kenara bıraktığımızda ortalama görülme süresi 158 gün olarak ortaya çıkmış. Sonuca bağlanan dosyalardaki suçlardan %52.6'sı için kamu davası açılmış, %33.9'u için takipsizlik kararı verilmiş. Ve yine aynı yıl içinde ceza mahkemelerinden verilen kararlar %48.1'i mahkumiyet şeklinde olmuş, %17.2'si beraat şeklinde, %12'si HGB, %8.7 düşme, %7 yetkisizlik, görevsizlik gibi diğer kararlar. Değerli yargı mensupları, adalet bir sayı ve skor işi değildir. Adalet, istatistiğe, skora oynama yeri, mecrası, platformu değildir. Kaç dava açtığımız, kaç dosyayı karara çıkardığımızdan daha önemlisi, adaleti ne ölçüde gerçekleştirdiğimizdir. Muhakeme, saymaktan çok adil bir şekilde terazide, adaletin terazisinde tartmak işidir. Ve bununla ilgili bir muhakeme ve zihinsel faaliyettir. Başarıya ulaşması, yani adaletle taşlanması da adeta bir kuyumcu titizliği gerektirmektedir. Son yıllarda hakim ve savcı sayısında önemli artışlar oldu. Halen ideal ortalamanın gerisinde bulunmakla birlikte savcı açığımızı büyük bir ölçüde kapattık. Ve bunun bir sonucu olarak yaklaşık 10 yıldır asliye cezalarda bulunmayan iddia makamı yani savcılar bu Eylül ayından itibaren Cumhuriyet Savcıları Asliye Ceza Mahkemelerinde görevinde yerinde bulunacaklardır. Yeni adli yılla birlikte artık Asliye Ceza Mahkemelerinde muhakeme ayağı var, savunma ayağı var ama yargılamanın üçüncü ayağı olan iddia makamı olmayan bir mahkeme eksik olurdu. Mahkeme dediğiniz savcıdır, hakimdir, avukattır. Ama yaklaşık 10 yıldır zorunlu sebeplerle savcı kürsüde değildi. İşte bu Eylül ayında inşallah asliye cezalarda da savcı ve iddia makamı yerini alacak. Bu da adaletin tecellisi bakımından çok önemli bir gelişme olacaktır vatandaşlarımız için. Adaletin tecellisi için 2020 yılında reformların adım adım uygulandığı bu yılda önemli adımlardan birisi olacaktır. Artık savcı başına 3000 gibi yıllık ortalama dosya sayılarından bahsetmiyorsak, daha kusursuz bir soruşturma evresi için beklentilerin haklı olarak arttığını hepimizin kabul etmesi gerekir. Soruşturma sürecinde delilleri eksiksiz toplama kadar, delilleri titiz biçimde değerlendirmenin de önemi büyüktür. Bu konuda yasal ya da yapısal bir sorun varsa bunu aşacak çözümleri el birliğiyle gerçekleştirmeye hazırız. Savcılarımızın takdir yetkilerini genişletecek, delilleri doğru ve titiz biçimde değerlendirmelerini teşvik edecek çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü lekelenmeme hakkının temel olarak vatandaşın gereksiz ithamlara karşı korunması olduğuna inanıyoruz. Aynı inançla 15 Ağustos 2017 tarihinde yürürlük bulan bu düzenlemeyle çok önemli bir güvence sağladık. Hiçbir delile sağlanmayan, dayanmayan, soyut ve genel nitelikteki ihbarlar üzerine savcılarımız hiçbir işleme başvurmadan soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verebilmektedirler. Ve bu düzenleme sayesinde yaklaşık 180 bin vatandaşımız haksız ithamlar karşısında korunmuştur. Aksi takdirde bugün
tabloda bu artı 180 bin olarak bu karşımıza çıkacaktı. Ama daha önemlisi, savcımızın önünde bu yetkiyi getirmeseydik, yargı araç edilerek bir vatandaşımızın lekelenmesi sağlanmış olacaktı. O vatandaşımız lekelenecekti, çamur atılacaktı. Ve şüpheli olacaktı, kapısına, iş yerine, evine polis gidecekti. Ama şimdi ihbar kaydını alıp soruşturma açılmasına dahi gerek görmemekte. Zaten milletimizin adaletten beklentisi de budur. Bu düzenlemeyle çok önemli adımlar atılmıştır. Ve savcılarımıza da bu iyi uygulamadan dolayı da burada huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Yine yakın dönemde yasalaşan birinci pakette kovuşturma mecburiyetinin ilkesi yumuşatılmış ve ön ödeme kamu davasının açılması gibi, kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi kurumlara da işlerlik kazandırılmıştır. Yine basit yargılama, seri yargılama usulü, az önce değerli Yargıtay Başsavcımızın da ifade ettiği çok önemli müesseseler yargı sistemine kazandırılmıştır. Sayın Başsavcımızın da, Yargıtay Başsavcımızın da ifade ettikleri gibi esasen Yargıtayımız bu sisteme dahil olan suçların ve maddelerin daha geniş olmasını talep etmişlerdi. Ancak uygulamada bu konuda başarılı uygulamaların oluşması yeni bir sistem olduğu için ama makul bir süre geçtikten sonra elbette bunun çerçevesi genişletilebilir ama yargı camiasının ve vatandaşlarımızın bu yaklaşık 2 aya yakındır uygulanan bu sistemden büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını da şimdiden memnuniyetle ifade etmek isterim. Çok değerli yargı mensuplarım, çok değerli hazirin, ben bu toplantının yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemli başlıklardan yine yargı reformu çerçevesinde istifade edeceğimizi ve değerli katkılarınızdan, değerli önerilerinizden, görüşlerinizden istifade edeceğimizi bir kez daha burada ifade ediyorum. Tekraren başta Yargıtay Başsavcımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımı, tüm hukukçu arkadaşlarımızı, yargı mensuplarımızı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.